Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok tatlı bir modelim daha var arkadaşlar. Yapımını göstermek istediğim. Şöyle rengarenk çiçeklerimin bulunduğu yazmama bu modelimi hazırladım. Şöyle yazmamı göstermek istiyorum sizlere. Yazmam Cenk marka. Ekranda farklı görünebilir ama rengi turuncu arkadaşlar. İçerisinde mavi, sarı, kırmızı çiçekleri bulunan yeşil yapraklar arasında çiçekleri bulunan rengarenk çok tatlı bir yazma. Dokusu çok güzel arkadaşlar ama görünümü kadifemsi bir görünüme sahip. Çok hoşuma gitti bu yazma. Ben de yazmamın içerisinde bulunan renklerle çiçeklerimi oluşturuyorum. Şöyle altın başağın kırmızı, mavi, sarı ve yeşil iplerini kullanacağım bu modelimde arkadaşlar. Sizler de bu ve bunun gibi birçok güzel yazmadan sipariş vermeyi düşünüyorsanız eğer benimyazmam.com adresinden siparişinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda indirimleri mevcut. Ve bir de eğer %5 indirimden yararlanmak istiyorsanız Şerife Hanım indirim kupon kodunu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şerife Hanım indirim kupon kodunu kullanarak %5 daha indirimli alışverişinizi tamamlarsınız. Şimdi oyamın yapım aşamasına geçiyorum. Arkadaşlar bugünkü modelimde ilk olarak yeşil yapraklarını hazırlıyoruz oyamızın. Yapraklarımızın arasına 7 tane zürafa yapıyoruz. Zürafamı 7'ye tamamlayacağım. Birkaç tane daha önce yapmıştım. Tane zürafa yaptıktan sonra bir tane zürafa yapıyorum. Zürafama batarak geri dönüyorum. Şimdi buraya çiçeğimizin yaprağını oluşturacağız. Sinek kanadından 3 düğümlü bir sinek kanadından yaprak oluşturacağız arkadaşlar. İlk olarak pırpırımı yapıyorum. Pırpırıma batarak geri dönüyorum. Tekrar zürafama inerek şöyle ipimi aşağıya uzatıyorum. İndiğim ipe batarak tekrar yukarı çıkıyorum. Ve tekrar zürafama batarak ipimi aşağıya uzatıyorum. Tekrar bir önceki ipime batıyorum. Üçüncü defa oldu bu arkadaşlar. Son olarak zürafama batarak yaprağımı tamamlıyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırıma batarak geri dönüyorum. Ve pırpırımın tepesine batarak buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu küçük pırpırımızın içerisine çiçeğimizi oluşturacağız arkadaşlar. Pırpırımı da yaptım. Tekrar zürafama bir düğüm atarak ipimi aşağıya uzatıyorum. Şimdi bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Tekrar model arasına arkadaşlar 7 tane zürafa yapıyorum. Arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil işaretinde tıklarsanız bildirimleri açmış olursunuz. Böylece benim yüklediğim bütün videolardan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar ve videolarımı kaçırmadan izlemiş olursunuz. Ve bir de eğer videolarımı beğenerek, severek izliyorsanız lütfen arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum sizlerden. Videolarımı beğenerek, paylaşarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 7 tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Tekrar yaprağım için bir zürafa daha yaptım. Bu zürafama
geri dönüyorum. Şöyle sol tarafta da düğümümü sıktım arkadaşlar. Yaprağımı oluşturmak için pırpırımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi tekrar böyle devam ettiriyorum. Birinci sırası bu şekilde devam ediyor. Şimdi modelimizin çiçeğinin yapımına geçelim arkadaşlar. Renkli ipimi taktım iğneme ve bu yapmış olduğumuz küçük pırpırıma boyamın ters yönünden bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Daha sonra boyamın düz yönüne geçiyorum. İlk olarak yeşil pırpırıma batarak küçük bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle pırpırımı yaptım. Pırpırıma batarak geri dönüyorum. Tekrar yeşil pırpırıma batarak birinci sinek kanadımı oluşturuyorum arkadaşlar. Çiçeğimiz sinek kanatlarından oluşuyor böylece. Bu şekilde 5 tane sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Birincisini yapmış olduk. İkinci sinek kanadım için küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırıma batarak geri dönüyorum. Tekrar yeşil pırpırıma batarak ipimi uzatıyorum. Üçüncü kez pırpır yapıyorum. Pırpırıma batarak geri dönüyorum. Tekrar yeşil pırpırıma batarak üçüncü sinek kanadımı tamamlıyorum. Pırpır yapıyorum. Pırpırıma batarak geri dönüyorum. Ve tekrar yeşil pırpırıma batarak dördüncü sinek kanadımı tamamlıyorum. Son olarak yine pırpır yapıyorum. Pırpırıma batarak geri dönüyorum. Ve yeşil pırpırıma batarak çiçeğimi tamamlıyorum. Bu şekilde düzenleyelim elimizle. Zaten kayıyor arkadaşlar. Ortalı durmuyor diye şey yapmayın. Tedirgin olmayın. Bu şekilde 5 tane yapraktan oluşturdum. Şimdi aşağıdaki zürafalardan 1, 2, 3, 4. Dördüncü değil 4 tane boş bırakıp 5. zürafama bir düğüm atarak ipimi uzattım. Bu şekilde. Aynı battığım pırpırı arkadaşlar zürafaya küçük pırpırlar yapıyorum şimdi. 3 tane pırpır yapıyorum buraya şimdi. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Ve son olarak üçüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi iplerimi kesebilirim. Alt ipimizin üzerinden geçtiğimiz için kökten kesebiliriz. Sökülme yapmaz. Bu şekilde arkadaşlar modelim çok kolay. İğne oyasına yeni başlayan arkadaşlarımız da zorlanmadan yapabilir bu modeli. Şöyle bakın. Çok uyumlu görünüyor yazmamla da. Aynı tonlarını kullanmaya çalıştım. Bu şekilde çiçek desenleri de birbirine uydu. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.
Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni modellerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.